Şimdi e, Mars burç değiştiriyor ve e, 8 Kasım'a kadar da e, Oğlak Burcu'nda kalacak. Özellikle e, hak, hukuk ve adalet konusunda hı hı. mahkemesi olan ikizler... ...ya da bazı haklarını elde etmek, savunmak için adalette hak arayan ikizlerin... ...bu hafta sağlam adım atmaları gerekiyor. Çünkü alamadığı haklarını alma elde etme konusunda inanılmaz şanslı olacaklar. Süper. Dolayısıyla haklarınızı aramak için doğru bir haftası, haftadasınız. Hı -hı. Sadece aşkta tartışmaların çok yoğun olabileceği bir haftadasınız. ...kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız... ...ikizler burcu olarak... ...sizinle tartışan kişilerle tartışmayın. Hmm. En büyük ceza sessiz kalmaktır. Karşınızdaki kişi size ne derse desin... ...ne söylerse söylesin. İstediği kadar sizi eleştirsin. Çıldırt diyorsun yani. Yani. <laughs> sessiz kalarak. <laughs> Tabii ki eğer ki bak... ...size sataşan birine... ...siz de kendinizi... E, ...anlatmak için... Ee, ...dönülür ve çaba sarf ederseniz anlatamazsınız. Çünkü karşınızdaki şartlanmış bir şekilde karşınıza gelir ve size haksızlık eder. Ne yapsınlar? Sessiz kalın. En güzeli, en büyük ceza... Kalabiliyorsanız tabii. Tabii başarabiliyorsanız ama niyet etmek başarmaktır Nur. Gerçekten sessiz kalın. Yani istediğini söylesin. Onun hatalarıyla yüzleşebilmesi... ...sizin sessizliğiniz sayesinde olacak... ...ama siz de kendinizi... ...yersiz yere... ...kanıtlama çabasına girerseniz... ...bu hafta iletişim konusunda ciddi anlamda... ...kargaşalarınızı atabilir. Ayrılık var mı ikizlere? E, aşkta yol ayrımları... ...dağılmalar... E, ...son derece yanlış anlaşılmalar... E, ...gereksiz mücadelelerin... ...getirdiği tartışmalar... ...ön planda olacaktır. Birçok ikizler. Bu bu hafta sakinliğini koruyup, kendini hiçbir konuda değersiz, haksızlığa uğramış yönünde hissetmek yerine, uğradığı haksızlıkların haklarını korumasını, zamana ihtiyacı olduğunu, ruhunu hatırlatması gerekiyor. Onlara bu hafta tavsiyem, vurun iman tahtanıza, avranıza ve güvende olduğunuzu hatırlatın. Size karşı yapılmış, yaşatılmış güvensizlikleri, önemsemeyin. Her kim ne yaparsa kendine yapar. Aldatan kendini aldatır. Doğru. Kandıran kendini kim kandırır. Kim yapar kendine yine döner Kesinlikle kendi kendine. Kesinlikle ne ekerseniz onu biçersiniz. Hiç gördünüz mü gül dikip diken toplayan birini ya da diken ekip gül toplayan birini. Dolayısıyla Cennet ve cehennem şu anki alemde yaşandığı gibi bir de bu alemin diğer alemi var. Dolayısıyla hepimiz, bütün burçlar, bütün insanlık alemi, canlılar bir tekamül sürecindeyiz. İnanın bir haksızlığa uğruyorsanız devinin. Hı hı. Neden biliyor musunuz? Önünüzde hangi perde kapalı? Hangi perde kalkacak? Kim size neyi öğretecek? Uğradığınız haksızlıklar için... ...çaba sarf etmek yerine... ...zamana bırakın. İkizler bu hafta haksızlığa uğrayabilirler. Onlara spotum bu hafta... Dur, spota geçmeden önce para ve sağlıkla tamam, ilgili de alayım. Tamam, onları anlatacağım. Hı. Özellikle maddi konularda... Çabalayıp kazanamadıklarını elde etme konusunda biraz daha mücadele edecekler. Beklentisi içerisinde bulundukları parasal planlarında ise haftanın dördüncü ve beşinci gününde beklenmedik paralar ve fırsatlar ellerine geçebilir. Evet. Pahalı. Sağlık son derece yerinde bedenen ama bu e, uğranan haksızlıklara çok takılırlarsa psikolojilerini yorabilirler. E, psikolojisi yorulan bir insan ee, gece kalitesini güzel bir uykuyla geçiremez, yediği yemekten keyif alamaz. Sağlık gayet yerinde ama takılmamaya özen göstersinler hiçbir konuya. Zamana yaymak, zamana bırakmak çok önemli. Bir de benim onlara tavsiyem ah etmeyin bu hafta. Kesinlikle. Ah ettiğiniz her şey size geri dönebilir. Bu bir rezonans. Yaydığınız enerji... Şunu söyledin değil mi? Şunu yapsınlar. Ya bunu, kes, bağlantınızı kesin. Haksızlığa uğratan... Neyle bağlantımız? Yani e, size haksızlık eden kişilerle bağınızı kesin. Başınıza gelen her şeyi kabul etmek zorunda da değilsiniz. E, karşınızdaki kişi ise size haksızlık ediyorsa... Bakın, biz buradan alıyoruz her şeyi. Evet. Auradan alıyoruz her şeyi. 21 kere buralarına vursunlar. Sabah kalktıklarında, Söyle. akşam yatmadan önce. Kesinlikle. Herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Tabii ki şu şekilde... Yani gafleti kaldırın. Uyuyan gönlünüzü uyandırın. Sonunda da diyor ki Tür gibi yani. 20. Aynen. 21 kere. Ben güvendeyim, huzurluyum, rahatım. Ben güvendeyim. Ben güvendeyim, huzurlu, huzurluyum, huzurluyum ve rahatım. rahatım. Ya da ben hayatı ve yaşamı, anı seviyorum demek de yeterli olacak. Spot'un ne ikizlere... Spot'um takılmayın. Hiçbir şeye takılmayın. Kesinlikle kendinizi ikna edin. ...iç huzurunuzu yükseltin.